İnsan dostunu veya arkadaşını veya seveceği kimseyi iyi seçmelidir. Ve ona göre insanları dost veya düşman edinmelidir. İnsanın dostu takva sahibi olan kişilerden olmalıdır. اَلَّخِلَّاُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ اِلَّا الْمُتَّقِينَ Birbirlerini bu dünyada dost veya arkadaş edinen kişiler kıyamet günü birbirlerine düşman kesileceklerdir. اِلَّا الْمُتَّقِينَ Ancak muttaki olan, takva sahibi olan, Allah'a ve Peygamber'e itaat eden kimseler müstesnadırlar. Bu dünyada nasıl ki birbirlerini seviyorsalar, ahirette de aynı şekilde birbirlerini sevmeye devam edeceklerdir. Arkadaşımız, dostumuz demek ki takva sahibi olmalıdır. Ve bir de akıllı olmalıdır. Aklı olmayan veya ahmak olan kimseden hayır gelmez. Ve insan iyi olan kişileri dost edinmelidir. Yani bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi olan kimseleri misk ticareti yapan, alışverişi yapan insana benzetiyor. Bir arkadaşınız vardır. Güzel koku alıp verir, satar, ticaretini yapar. Böyle bir kimsenin ziyaretine gittiğiniz zaman o güzel kokularla karşılaşacaksın. Veya bakarsınız ki parasız o kişi sana hediye edebilir. Veya bakarsın ki paranla satın alabilirsin. Sen onun yanında bulunduğu sürece sen karlısın. İyi insan da böyledir diyor. Ahlakı güzel olan kişi de böyledir diyor. O güzel sözleriyle, güzel fikirleriyle, güzel görüşleriyle, güzel huylarıyla, güzel ahlakıyla senin iyi olmana vesile olur diyor. İyi olman da cennete girmene vesile olur diyor.